zaman, nerede, neden, nasıl ve kim? Haberciliğin altı temel sorusuyla bir CNN Türk klasiği. 5'le 1K başlıyor. Haftanın son gününde belki de en renkli 5'le 1K'yı yaparak karşınıza geliyoruz. Bugün yaklaşık 120 ülkeden gelen 720 genç çocuğun, gencin bir arada olduğu büyük bir organizasyonu bir parçasını sizlere anlatmak, tanıtmak istiyoruz. Türkçe olimpiyatları her yıl yapılıyor. Türkiye'nin dört bir tarafındaki okullardan Türkçe öğrenen çocuklar geliyorlar ve Türkçelerini burada bir anlamda yarıştırıyorlar. Kimi şarkılar söylüyor, kimi saz çalıyor, kimi Türkçe motifleri ekrana taşıyor. Biz 5'le 1K olarak özellikle Gülen cemaatinin olduğu bilinen bu okulları anlamaya ve anlatmaya çalışıyoruz. Yıllarca dünyanın dört bir tarafındaki okullara gidip buradaki eğitim anlayışının ne olduğunu, neler yaptıklarını sizlere ekrana getiriyorduk. Ve son birkaç yıldır artık Türkçe olimpiyatlar iyiden iyiye profesyonel bir şekilde yapılmaya başlandı. Hatta en son çarşamba gecesi Dolmabahçe'deki açılışı da bunun en büyük kanıtı olarak karşımızda duruyor. Haftanın son günü dünyanın farklı yerlerinden gelmiş çocukları biz konuk edelim istedik. Onların nasıl bir eğitim aldığını soralım. Onların becerilerini bir parça sizlere gösterelim. Şu anda göremiyorsunuz. Öğretmenleri de buradalar. Dünyanın dört bir tarafında eğitim veren öğretmenler de buradalar. Onları da programımıza alacağız. Ne yaptıklarını soracağız, nasıl yaptıklarını soracağız, bu çocuklara nasıl Türkçe öğrettiklerini soracağız ama ben ilk olarak Malili bir arkadaşımızla başlayalım. Hoş geldin, biraz mikrofonu yakın tutarsan çok sevinirim. Ne dediğimi herkes anlıyor değil mi burada şu anda? Herkes anlıyor. Siz Kazakistan'dan geldiniz, sen Mali'den geldin. Başka hangi ülkeler var burada? Sen nereden geldin? Biraz yakın tut mikrofonu. Moğolistan'dan geldim. Sen yakın tut mikrofonu. Kırgızistan'dan geldim. Kırgızistan'dan. Sen? Ben Arnavutluk'tan geliyorum. Arnavutluk'tan. Sen nereden geldin? Ben Türkmenistan'dan geldim. Türkmenistan'dan. Tacikistan'dan geliyorum. Tacikistan, evet. Irak'tan geliyorum. Kerkük'ten gelmişsin. Ne kadar güzel. Sen Mali'den geldin herhalde. Ben Mali'den geldim. Evet, sen? Gürcistan'dan. Gürcistan'dan. Sen de Gürcistan'dan. Endonezya'dan geldim. Endonezya'dan geldin. Siz nereden geldiniz? Sizin biz bu özellikle ekip geldik. Çok göz kamaştırıcı. Evet, biz Kazakistan'dan geldik. Kazakistan'dan evet. Geldiniz. Hoş geldiniz hepiniz. Evet, gerçekten insan şaşırıyor. Eskiden 23 Nisan çocuk şenliklerinde böyle bir araya gelen çocuklar gördük ama hiçbiri Türkçe konuşmazdı. Oysa şimdi hepsi Türkçe konuşuyor. Hatta Mali'li arkadaşımızdan adın neydi? Adım Aminata Çam. Aminata. Aminata'dan bir şarkı dinleyelim. Sen hangi şarkıyı söyleyeceksin? Boş Çerçeve söylüyorum. Boş Çerçeve. Gel seni şöyle biraz öne alalım, bir söyle bakalım. Kimin şarkısı Boş Çerçeve? Zara'nın şarkısı. Zara'nın şarkısı. Sen mi seçtin bu şarkıyı? Evet. İyi bir Zara dinleyicisin anladığım kadarıyla. Hadi bakalım söyle bize. Bırakma ellerimi. Kaç kişi var okulda? Kaç kişi okulda? Sayı kaç? 50 kişi, 100 kişi? 2000 kişi. Evet. Mali'de. Evet. Büyük bir okul mu? Evet, büyük bir okul. Dersler Türkçe mi yapılıyor? Evet, Türkçe yapıyoruz. Sen Türkçeyi seviyor musun? Nasıl buluyorsun? Çok seviyorum. Çok çok seviyorum. Biraz hisli bir şarkı söyledin bize böyle bir. Üzüntülü bir böyle bir ne bileyim kederlendirdin bizi. İlk kez mi Türkiye'ye geldin? Evet. Nasıl buldun İstanbul'u? İstanbul çok büyük, çok güzel ve çok temiz bir şehir. Oradan Mali'den, Afrika'dan bakınca nasıl gözüküyor Türkiye? Çok mu uzak? Evet, çok uzak. Peki, ağzına sağlık. Çok güzel bir şarkı söyledin bize. Çok teşekkür ederim. Ya senden de bir şarkı dinleyeyim. Sen nereden geldin bakalım? Mikrofonu verelim Aminat'a. Ben Moğolistan'dan geldim. Adın ne? Bilkum. Bir daha söyle. Bilkum. Bilkum. Evet. Bilkum. Doğru söylüyor muyum? Evet. Bilkum. Ne demekmiş Bilkum? Anlamını ben de bilmiyorum. Şöyle bir yaklaşık. Anlamını ben de bilmiyorum. Bilmiyorsun. Sizin orada kaç kişi okul? Kalabalık mı? Kaça gidiyorsun sen? Bilkum. Yaklaşık 1000 çocuk var. 1000 çocuk var. Evet. Dersler Türkçe mi? Türkçe ve İngilizce. Türkçe ve seviyor musun Türkçeyi? Seviyorum. Biraz zaten var yani Türkçe kulağına herhalde çok tanıdık geliyordur. Evet. Sen hangi şarkıyı söyleyeceksin? Ayna grubunun Gittin Yağmurla Gel şarkıyı söyleyeceğim. Bir daha söyle Ayna grubunun. Gittin Yağmurla Gel. Gittin Yağmurla Gel. Evet. Hazır mı arkadaşlar, bir müziğini verelim şöyle arkadan. Hey. Ha müziğimiz yok. Sen direkt sana müziksiz söylüyorlar. Hadi söyle bakalım Gittin Yağmurla Gel. En azından bir kısmını duyalım şöyle tamam. Bir.
Geldin vapurla hasretin döne. Gerçekten süper söyledin. Tebrikler. Peki çok teşekkür ederim. Siz nereden geldiniz? Özellikle ben böyle en cafcaflı kıyafetler sizde. Biz Kazakistan'dan geldik. Adınız ne? Akgül. Akgül. Siz folklor ekibisiniz anladığım kadarıyla. Böyle tut sen elinde tut. Ne oynayacaksınız? Ne oynuyorsunuz? Kazak milli dansı oynayacağız. Kazak milli dans. Evet. Başka? Sonra? Başka Artvin. Artvin yöresi. Evet. Hangi şarkıyla oynuyorsunuz? Hangi şarkıyla? Atabar oynuyorsunuz. Atabar, evet. Oo, ne kadar güzel. Harbican olsa. Bu Kazak milli dansı nasıl bir dans? Ünlü müdür Kazakistan'da? Evet. Adı ne onun? Sultan. Sultan. Hangi ilde okulunuz Kazakistan'da? Hangi şehirde? Almaty. Almaty. Ne, kaç kişi var okulda? 300. 300 kişi. Evet. Neden bu okulu tercih ettiniz? Hoşunuza gidiyor mu okula gitmek bu okulda Türkiye? Tavsiye ettiler. Tavsiye ettiler. Evet. Ve çok beğendik. İyi. Evet. Seviyor musunuz Türkçeyi? Seviyor musun sen? Dur biraz daha arkadaşın konuşsun. Senin adın ne? Gauhar. Gauhar. Evet. Biraz zor söylüyoruz. Siz bizi daha zor söylüyorsunuz herhalde. Seviyor musun okulu? Nasıl? Tabii ki seviyoruz. Memnun musun? Evet, çok memnunuz. Evde sizden başka Türkçe konuşan var mı? Evde yok. Yok. Evde yok. Aranızda konuşuyorsunuz ama. Evet. Peki. O zaman biz sizi alalım. Bir Kazak milli dansını görelim bakalım nasılmış. Gelin çocuklar sizi böyle alalım. Biz burada bekleyelim. Alayım mikrofonu. Biz sizi bir seyredelim bakalım Kazak milli dansı neymiş. Sevgili seyirciler biraz önce söyledim 720 yabancı öğrenci var. 300 öğretmen var. Bu öğrencilerle tabii gelen bir 300 öğretmen. Ve 120 ülkeden de gelen genç çocuklar var. Gerçekten etkileyici bir organizasyon. İsterseniz şimdi bir Kazak milli dansını seyredelim. Bravo. Sevgili seyirciler, Kazak ekibini dinledik. Buyurun, gelin arkadaşlar. Hatta bir iki öğretmen de buraya alsak, gelen, katılmak isteyen programımıza farklı yerlerden. Katılır mısınız? Buyurun. Evet, kimde mikrofon şimdi? Kerkük'te. Evet. Hoş geldin. Hoş bulduk. Şöyle dur, arana geleyim ben, şu aranıza geleyim. Adın ne senin? Zara. 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 Evet. Ne yapıyorsun? Kerkük'lüsün. Evet. Herkes Türkçe konuşuyor mu Kerkük'te? Yani evet. Ne zaman açıldı okulunuz? 2 yıl önce. Kaç kişi var okulda? 300 falan. 300 falan. Evet. Hoş geldiniz. Siz sanırım, şöyle sizi biraz yakına alayım isterseniz. Siz eğitmensiniz sanırım. Siz nereden geldiniz? Ben Endonezya'dan geldim. Endonezya'da öğretmenim. Evet, Endonezya'da öğretmenim. Neden Endonezya'da böyle bir okulda öğretmenlik yapmayı tercih ettiniz? Yani adınız ne bu arada? İsmim Hüseyin. Evet, soyadınız? Kan, Hüseyin Kan. Hüseyin Kan. Evet. Kaç yıldır Endonezya'dasınız? Yaklaşık 12 yıl bitti. 13. yıla girdim ben şu anda. Evet. Üniversiteyi bitirdikten sonra böyle bir imkan doğdu. Oralarda okullar olduğunu söylediler. Başvurduk. Biz de rüzgar o tarafa doğru esti gittik. Evet. Kaç öğrenciniz var Endonezya'da? Benim bulunduğum okulda 500 öğrencimiz var. Evet. Anaokulundan lise son sınıfa kadar öğrencilerimiz var. Genelde öğrenciler, biz hep böyle Gülen cemaatinin okullarına gidip baktığımızda hep böyle oranın daha kalbur üstü, işte bürokratlarının, politikacıların, evet, çocuklarının geldiğini görüyoruz. Endonezya'da öyle mi? Elbette. Endonezya'daki okullarımızda da yine aynı şekilde. Kara kuvvetleri komutanının çocuklarından, valilerden, valilerimizin çocuklarından, yine yüksek rütbeli askerlerimizden. Endonezya'nın. Endonezya'nın çocukları bizim okullarda okuyorlar. Evet, hepsi Türkçe öğreniyor. Türkçe öğreniyorlar, İngilizce öğreniyorlar. Tabii Türkçe'yi de öğretiyoruz. Benim adım Abdullah. Abdullah, hangi sınıftasın? Kaça gidiyorsun? 11'ini bitirdim. 11'i bitirdin artık, evet. Yavaş yavaş şey. Bir üniversite yok sizin. Bir de üniversite olsa ilkokuldan girecek, üniversiteden mezun olacak gibi. Evet, bir üniversitemiz eksik. Evet. Peki saz var mı Endonezya'da? Sazımız yok. Arkadaşımız kendi kabiliyetleriyle öğrendi. Evet. İnternetten biz ona notaları indirdik. Kendisi öğrendi. Evet. Ne çalacaksın bize? Kol bastı. Kol bastı. Evet. Oynayacak mısın aynı zamanda? Yok. Kol bastıyı falan siz mi seçtiniz mesela? Dur bir kol bastı mı çalsın dediniz. Hayır. Kendisi tabii geçen sene kol bastı çok meşhurdu. Evet. Bunu televizyonlardan izledik. İnternetten arkadaşlarımız da izlediler. Ben bunu çalabilirim dedi. Tamam dedik, dene ve çaldı. Peki. Hadi bakalım Abdullah'ın bir parça şöyle. Thank you.
Tebrikler vallahi, şahane. Unuttum şahane. Zannetme Kerkük güzeli gelmiş buraya, niye unutayım? Nasıl gidiyor okul? Kaça gidiyorsun? Mikrofonu. Orta bir. Orta bir. Ne evet. olacaksın sonrasında? Yani okulu bitirince mi? Evet mesela. Diş hekimi düşünüyorum. Diş hekimi düşünüyorsun. Evet. Ne güzel. Lise de var herhalde. Liseyi de okuyacaksın orada. Evet. Değil mi? Sen hangi şarkıyı hazırladın? Volkan Konak, Yarim Yarim. Yarim Yarim. Evet. Hadi bir parçasını dinleyelim en azından bu Yarim Yarim. Hadi gel şöyle öne geçsin. Sevdan ile düştün yaban ellere. Dalıp çıktım ateşlere, küllere. Güzel söyledin. Sağ olun. Gerçekten tebrik ederim. Bir düet yaptın sen. Farkında mısın? Düet diyoruz biz buna. Evet. Genelde Ferhat Göçer diye bir abim var. O düetçi Türkiye'de. Tanıyor musun onu? Tanıyorum tabii. Hiç düet yapmayı ister miydin onunla? Belki evet. seni duyar. Bir sen de herhalde o da düet yapmadığı şey kalmadı. Volkan Konak'la düet yapmak ister miydin? Hem de nasıl? Çok isterim. Hayranı mısın? Evet. Seyrediyor muydun orada? Türk televizyonları seyrediliyor mu Kerkük'te? Evet, çok seyrediliyor. Volkan Konak'ın programı Show TV'deydi. Seviyor evet, muydun? Evet, seyrediyorum. Hayranıyım diyorsun. Hastasıyım diyorsun. Tabii. Peki, biraz şöyle geçelim. Devran. Ne? Devran. Devran. Nerelisin Devran? Türkmenistanlıyım. Türkmenistan. Hangi şehirden? Aşkabad'dan. Aşkabad. Kaç kişi okul? Kaç kişi var okulda? 300, 400 var. 400 var. Türkçeyi evet. seviyor musun? Evet, çok seviyorum. En çok neyi seviyorsun Türkçede? Şarkı söylemeyi mi, yazmayı mı, şey mi? Şarkı söylemeyi seviyorum en çok. Türkiye'de deyince kim geliyor aklına? Kime hayransın? Söyle. Şey. İbrahim Tatlıses. İbrahim Tatlıses. Evet. Biliyor musun bir şarkısını? Evet. Söyle bakayım bir, nasıl söylüyorsun? Hangi şarkısını? Şey, şarkısı Potpourri. Hadi Potpourri. Evet. Oo, hepsi İbrahim Tatlıses'ten mi? Evet. Hadi bakalım bir dinleyelim seni. Potpourri dinleyeceğiz şimdi. Çağıran anam gelse bugün Türkçe olimpiyatlarına katılan 120 ülkeden gelen çocukların bir kısmını konuk ettik ve Kazakistan halk danslarıyla başladık. Şimdi Kazakistan ekibi Atabor oynayacak bize. Onlarla programımızı bitiriyoruz. Pazartesi günü karşınıza bambaşka bir içerikle geleceğiz. O zamana kadar hepinize iyi akşamlar, iyi geceler diliyoruz. Buyurun bakalım, Kazakistan ekibini alalım buraya.